Mekke'deyiz. Rüzgar var biraz. Şimdi düşünsenize, bütün her yerin şu manzarada olduğunu düşünün. Dağ taş olduğunu düşünün. Mekke'de arkadaşlar 12 bin tane dağ olduğu söyleniyor zamanında. Şu an tabi binalar falan yapılmış ve dağların hepsi mevcut değil. Fakat yine epey bir dağ var. Yani her yerin şöyle olduğunu düşünün. Şöyle dağ taş olduğunu düşünün. Bakın, ağaç yok. Yani bitki falan yetişmiyor. Fakat Allah Azze ve Celle burayı seçmiş. Ve burası demiş ki benim haremim. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, evvelde tabii ki Hazreti Adem Aleyhisselam'a demiş ki burada bina, burada benim evimi inşa et. Sonrasında Hazreti İbrahim Aleyhisselam geliyor. Tabii izi belli bile değil. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam oraya kendisine o yeri tarif ediyor. Allah'ın seçtiği o Kabe yerini tarif ediyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hazreti İsmail ile beraber burada Kabe'yi inşa ediyorlar. Şimdi çok ilginç bir şey var. Orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi inşa ettikten sonra Allah-u Teala emrediyor. Diyor ki buraya insanları çağır. Ve Hazreti İbrahim bir dağın tepesine çıkıyor ve kimse yok. Düşünsenize, her yerin şöyle olduğunu düşünün. Dağ taş olduğunu düşünün. Kimse yok. Ve orada dağın tepesine çıkıyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve insanları çağırıyor. Evet, Allah'ın evine gelin. Ama etrafta kimse yok. Düşünün. Ve arkadaşlar, bir rivayette şöyle geçiyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam düşündü ki içinden, ya buraya kim gelir diye bir rivayette geçiyor. Ne kadar sahih bir rivayet, o ayrı bir mevzu. Fakat düşünsenize, zaman geçiyor. Burada tabi Zemzem çıkıyor ve yaşam merkezi haline geliyor Mekke. Ve artık tabi şu an dünyada en çok ziyaret edilen yer olarak geçiyor burası. Sırf hac döneminde 4 milyon insanın geldiği bir zaman. Onun haricinde umre dönemlerini tabi saymıyoruz. Sürekli akın var buraya. Fakat yaşam şartları olarak dünyada en yaşanılmaz yer olarak geçiyor. Yaşam şartları olarak, yani tabi yaşam şartları olarak. Fakat düşünün ki Allah böyle bir yeri seçiyor. Bu da işin bir ayrı bir mucizesi. Burada insanlar akın ediyor. Ve yani bakınca Kabe aslında bir yani çok maddi anlamda insanlar anlamıyor. Yani maddi anlamda çok bir değeri belki dışarıdan bakınca insan anlayamıyor. Fakat öyle bir cezbedici bir yanı var ki Kabe'nin. Öyle bir insanı çeken bir yanı var ki insan otelde beklediği zaman sürekli oraya gitmek istiyor. Sürekli orada vakit geçirmek istiyor. Sürekli tavaf yapmak istiyor. Ve tavaf yaptıkça temizlendiğini, kalbinin arındığını fark ediyor. Ne kadar böyle melekleştiğini fark ediyor. Onu da inşallah ileriki zamanlarda anlatmaya çalışırım. Allah'a emanet olun.